Herkese esenlikler arkadaşlar. Ee, bugün size Sevan Nişanyan neden böyle, neden sürekli Kemalistlere küfrediyor ve neden sadece ağzıyla konuşmuyor konusunu anlatacağım. Ancak konuya geçmeden önce bir bilgi vermem gerekir ki Sevan gibi adamlar öncelikle çarklarına göre düşünen adamlardır. Onlar menfaatleri vesairesi ne ise o doğrultuda konuşurlar. Belli bir siyasi düşünceleri kesinlikle yoktur. Bir ara gelir işte muhafazakar olurlar. Bir ara gelir FETÖ'cü olurlar. Eh, bir ara gelir Pekka hayran olurlar. Hatta bu bir ara biraz uzun da sürebilir. Sonra bir bakarsın AK Partili olmuşlardır. İsterseniz çok beklemeden detaylara geçelim diyeceğim ama şunu da ileteyim. Yani buradan bir kez daha ileteyim. Bazı sözde Atatürkçüler Sevan ile yayın yaptığımı vesaire dile getiriyorlar internet üzerinde özellikle YouTube'da. Bunun için kendilerine göre kanıt bulduklarını da sanıyorlar hatta sanmak değil söylüyorlar bile. Ancak bu tamamen bir palavra arkadaşlar. Bu arkadaşa art niyetlerini olmayan zekalarıyla dinlendirmeye çalıştıkları için böyle söylüyorlar. İşte Ateizm Derneği 2014 yılında Sevan'la falan program yapmış. O nedenle ben de o sıralarda Sevan'la program yapmışım vesaire diyorlar. Ben bunu birkaç kere anlattım ama bir kere de bu Atakest'e de anlatayım. Birincisi dernek, ben dernek kurulmadan iki hafta önce dernek oluşumundan çıktım. Yani 2014'te Sevan'la dernek bir propaganda şey bir program yaptıysa bu faaliyetlerde ben yokum demektir. Çünkü benim 2014'te dernek kuruluşundan da yer almadığımı herkes biliyor. Ben iki hafta önce dernek oluşum sürecindeyken çıktım ve ben çıktım 2 hafta sonra derneği kurup sonra faaliyetlerini yürüttüler. Ben ta 2015'in mart ayına kadar resmi olarak derneğe üye olmadım. Yani o süreçte Sevan çıkmışsa benim yapabileceğim bir şey yok. Yani bunu da umarım e, idrak edebilmişlerdir. O kadar zekilerdir. Ya da ben bir çok iyi niyetliyim. Neyse yani onu bir kenara koyalım. E, şeye geçmeden önce, atak e geçmeden önce yine her zamanki gibi eğer abone değilseniz abone olursanız, e, beğen tuşuyla e, videomuzu beğenip daha çok kişiye erişmesi için paylaşırsanız aynı zamanda katıl butonuna da bize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen çok bekletmeyelim. Hemen introdan sonra atak geçelim. tarihçilik açısından tam bir manipülatör olduğunu birçok kanıtla destekleyebileceğimiz Sevan adındaki adamın daha önce nasıl bir faşist olduğunu burada anlatmıştım. Hatta o zaman da bir Atakes de anlatmıştım. O zamanlar arkadaşları olan Murat, Murat Belge'yi savunmak için Murat ki Murat Belge HES'leri protesto ederken kalp krizinden ölmüş olan e, Metin Lokumcu için e, işte o Ergenekoncu filan demişti. Eee bu böyle bir adamı e, korumak için işte e, Murat Belge gibi bir adamı korumak için bu konuda yayın yapan gazetecilerin ithaf edilmesinden bahseden bir faşisttir Sevan Nişanyan. Yani kendi faşistliğini saklamak için Kemalistlere ya da Atatürk'e giydiriyor olması onun faşist olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Yani ne kadar faşist bir kafada olduğunu işte efendim e, kendi arkadaşı olan Murat Belge'nin nasıl bir adam olduğunu göstermeye çalışanlara ithaf edilmesi gerekiyor sözüyle de anlayabilirsiniz ki biz bununla ilgili atakest yaptık. Gidip o atakese de bakabilirsiniz. Daha sonra bu faşist sevan Atatürkçü düşünce üyelerinde o çocuğu diyebilecek kadar şirazesinin kaydını da yaptığı canlı yayınlarda kendisi gösterdi. Pis bir adam olduğunu görmek için çok da ön olmanıza gerek bile yok. Yaptıkları, söyledikleri vesaireyle bir insan kendisinden tiksinilmesine nasıl bu kadar yol açar biz de bilemiyoruz. Amacı kendi beynindeki hezeyanları kusmak, ama bunu nedense sadece ağzıyla yapan bir adamı değil. Kavanoza yaptığı dışkısını eşinin kafasından aşağı atmayı da bir konuşma ve ifade olarak görmüş olması konuşmak için vücudundaki anatomik olarak bütün delikleri kullandığı anlamını taşımaktadır. Herhalde bu rezillik ancak bu kadar bilimsel olarak değerlendirilebilir. Gelelim Sevan neden böyle konusuna. Birincisi Sevan elbette kendisine destek arıyor. Yani bu desteği baktığı zamanda FETÖ'de bulmuştu katıldığı bir yayında yine kemalistlere giydirirken şöyle demişti. Neyse bu çok e, atlandığı için bu saçmalıkları dile getirmek istedim. Bakın Sevan şöyle demişti o zamanlar. Efendim belli bir halk kesimi diyor ki işte İslamiyet bizim değerimizdir. İşte buna karşı kana İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in belli semtlerinde oturan hanımlarının saçı sarıya boyalı, arkalarında Atatürk potresi olan bir takım beyaz Türkler denilen demişti. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Saçını sarıya boyayan belli kesim insanları hedef göstermekle kalmamakla beraber insanları kamplaştırmaktır. Ben İslam dininin Türklere ait bir değer olmadığını düşünen birisiyim. <laughs> yani neden eşimin saçını sarıya boyaması gereksin ki böyle bir durumda? Hatta yani yani Atatürk'ü kendisi de böyle bir durumun içerisine niye alınmak isteniyor ki? Çünkü bakın İslamiyet öncesi Türklerin yaşayışlarını biliyorum ben. Bunu bilen bir insanın ne yani İstanbul'un, Ankara'nın belli, İzmir'in belli semtlerinde mi oturması gerekiyor? Eşinin saçının sarı mı olması gerekiyor? Arkasında Atatürk potresi mi olması gerekiyor? Böyle anlatıyorlar size. İnsanlara sanki böyle bir kesim var, sanki böyle bir olay var. İşte bunlar İslamiyet, İslam değerine karşılar. İslam bizim diğer değerimizdir diye bu hani muhafazakar halkımızın başında bir beladır gibi göstermeye çalışıyor. Bu Sevan adındaki pislik herif. Anlatabildim mi? Birilerini bir aslında TCK 216 Taksim 3 tam bu madde için yani. Hani tam bu madde için halkın belli bir kesimi aşağılayarak ki burada bir aşağılama var. Başka bir kesimin aleyhine kışkırtmak. Tek kelime yaptığı aslında bu. Yani, yani TCK 216 Taksim 3'ten bahsedeceksek buna güzel bir örnek aslında bu. Yani kanunu savunduğum için söylemiyorum ama bunu şunun için söylüyorum. Ya halkın belli bir kesimi belli bir kesim diye saçı sayıl, sarıya boyalı kadın portresini ortaya koymanın amacı neye? Şimdi İzmir'de sarı saçlı kadın görüp öldürmek isteyen Müslüman mı yaratmak istiyorsun? Vay sen benim İslam değerime karşı mı çıkıyorsan? Diyecek herhalde onlar da. Yani İslam dininin Türk toplumunu ileri götürmediğini bugün bugünün yargıları içerisinde gerilettiğini düşünmem. Yani benim bunu düşünüyor olmam. İstanbul'u belli sebeple oturmamı gerektirmiyor. E eşimin saçının boyalı olması da gerekmiyor. Ya bu benim kararım kardeşim. <laughs> Allah Allah. Yani illa belli bir semtte mi oturmuyor? Hayır ben son derecede mütevazi mütevazı bir semtte oturuyorum son derecede mütevazi bir yaşantı yapıyorum ama İslam dininin de Türk toplumunu ileriye götürmediğini düşünüyorum. Ne oldu şimdi? Ben o kitlenin içine girmedim mi? Niye bazı kitledeki insanları bu şekilde hedef gösteriyorsun? Çünkü faşist arkadaşlar. Kafasının altında itlaf denilen belli bir kesimin belli bir ki o 6-7 Eylül olayları var ya işte bu da faşist kafalardan çıktı aslında. Siz Kemalistleri suçluyorsunuz ama 6-7 Eylül olaylarını yapanların kafasındaki mantıkla bu aynı. Fark etmiyor hangi tarafta olduğu. Yani o inkar etse de bu Sevan adındaki pislik ikinci cumhuriyetçi liberal kimliğin altında bir baskı aracı olarak İslam dilini kullanıyor işte. Bu en büyük göstergelerinden bir tanesi. Az önce ilettiğim cümlede hanımlarının saçını sarıya boyalı kısmı yerine bakın o kısım yerine hanımlarının başı kapalı diye değiştirip tekrar okursanız bizi izleyen Müslüman arkadaşlar biraz empati yapmış olurlar diye düşünüyorum. Buraya buraya ekleyeyim. Sevan'ın bir fetoce sevicisi olduğuna dair birçok emare ve emare ve yazı bulunmaktadır biliyorsunuz. Bu konuda bir yayın da yapmıştık. Ee, Sevan adadaki adamın her telden çaldığını güzel emarelerindendir bu FETÖ seviciliği. Ancak Sevan denilen adamın tek bir sorunu var. Kemalizm, Atatürk ve Kemalistler neden için birçok şey söylenebilir ama bu kesinlikle demokrasi, liberal düşünce, insan hakları vesaire değildir. Zaten kendisi insan haklarını çok da umursayan birisi değildir. Az önce anlattım. Arkadaşı için insan katledebilecek birisinin insan haklarını düşündüğünü düşünmek ayrı bir hikaye. Hatta ayrı bir aymazlık aslında. Bu adam her ortamda Atatürk ve Kemalizm'e sataşmakla başka bir şey yapmıyor. Bakın son videoların birisinde kendisine şöyle bir soru sorulmuş. Kemalistlerin bugün sırt sıkça dillendirdiği gibi atadık olmasa da ülke Taliban olurdu. Görüşüne cevabınız nedir? Böyle bir soruyu gerçekten tarihselci bir yaklaşımla değerlendirebilirsiniz. Bunu anlarım. Yani direkt lapin gibi atlayıp da evet ya öyledir demenize gerek yok. Tamam. Diyelim ki bir tarihselce yaklaşım sergileyebilirsiniz. Oturup değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ancak Sevan'ın böyle bir niyeti yok. Böyle bir bilgisi de yok. E Böyle bir kabiliyeti hiç yok zaten. Yani onun söylediği cevap aynen şu. Cevabımı söyleyeyim. Has yani devamını tamamlayın artık. Birazdan e, kendisinden de yayınlayacağım da. Ve şöyle devam ediyor bu şey. Yani ağzı olan konuşuyor. E sen poponla konuşuyor Sonra da cümleye şöyle devam etmiş. Bu kadar cahil olan insanların konuşması toplum için zararlıdır. E senin? Affedersin pislemen bile zararlı. Bırak konuşmanı neyse. Ben şey bekledim. Herhalde bunu söyledikten sonra şöyle diyecek. Yani kemalistlerin itaaf edilmesi gerekir. Çünkü topluma zararlı ya. Yani diyecek diye bekledim. Çünkü daha önce demişti yani bu kelimeleri de kullanabilen literatürü olan bir adam ama devamlı daha büyük bir hata yapıyor bu görüşlerini temellendirirken niye bu öyle bir şeye hasiktir demiş onu temellendirirken Osmanlı'ya bakın diyor ve Taliban gibi bir anlayışın olmadığından bahsediyor İşte asıl buna has demez lazım ama bakın cümlesini aynen ileteyim kendisi şöyle diyor Taliban türü hareketler yani İslami tepki hareketleri sosyal ayaklanmalar İslam tarihinde yoktur. 20. yüzyılın eser olan şeylerdir. Yani aslında buna da bir hastır demek lazım ama bakın en iyisi şöyle yapalım. Bu daha güzel olur. Önce kendisi söylesin şunu. Yani ağzıyla konuşmuyor. Ağzını oynatıyor zaten. Yani başka yerleriyle konuşuyor diye düşünüyorum ben. Beynini hiç kullanmıyor zaten bu arkadaş. Önce kendisi söylesin. Hemen akabinden de cevabımızı tanıdınız bir isimden vereceğim. Taliban türü hareketler, yani ee, İslami tepki hareketleri, sosyal ayaklanmalar, İslam tarihinde yoktur. 20. yüzyılın eseri olan şeylerdir. lan. Bence bu cevap çok daha cuk oturdu ve çok daha güzel oldu. Evet, ee, bu arada Kemal abi de anıp geçelim Kemal Sunalı. Şimdi birincisi İslami tepki hareketleri 20. yüzyıla kadar yok derken. Sanırım Atatürk'ün de yaşadığı yüzyılı 20. yüzyıl olduğunu atlamış olacak ya da o yüzyıldan bahsetmiyor. Başka bir 20. yüzyıl var. Yoksa Atatürk ile İslami tepki hareketlerinin 20. yüzyılda aynı anda başladığını biliyor da bilmemezlikten mi geliyor? Aptal numarası mı yapıyor? Diyeceksiniz ki bu geri zeka zaten neyi biliyor? Haklısınız onu da bir şey diyemem. Şimdi böyle bir cevabı veren adamın hiç gidip Afganistan tarihine bakmadığını düşünüyorum. Zaten yani böyle bir cevap veren adamın beyninin de olmadığını düşünmeniz normaldir ama hadi gelin biz işi biraz tarihselci olarak değerlendirelim. Bu adam hiç gidip Afganistan tarihine bakmamış. Taliban'ın kökenlerinin Emanullah'ı devirmek için kullanılan mücahitler olduğunu ve Emanullah ile Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş oldukları, aynı çağda, aynı dönemde yaşadıklarını bilmiyor ki o Emanullah 1927 yılında Mustafa Kemal ile de görüşmüştü. Bundan bile bir haber Bugün Afganistan'ı Taliban'a sürükleyen en temel etmen arkadaşlar Emanullah'ın Atatürk gibi başarılı bir devrim yapamamış olmasıdır. Neden Atatürk başarılı oldu da Emanullah başarılı olmadığına gelirsek bu da Atatürk olmasaydı Taliban benzeri bir İslam tepkinin Türkiye'de neden büyüyemediğini de gösterecektir bize. Çünkü Atatürk yapmak istediği devrimi Emanullah gibi İmkanlar eline geçince aniden planlamadı. Mustafa Kemal Türk devrimini 1907 yılında kendisi adım 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 planladı. Ayrıca Atatürk Abdülhamit'in istibdadına aykırı yani Osmanlı, Anadolu ve İstanbul anlayışına aykırı bir bölgede yetişti. Bunun kaynağında 31 Mart isyanında bulabiliriz. Buna değineceğim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk yetiştiği Balkan topraklarında İkinci Meşrutiyet gibi adım adım büyüyüp başarı sağladıktan kısa bir zaman sonra Osmanlı'nın İslami tepkisi olarak 31 Mart ayaklanması isyan verdiğini biliyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk bütün devrimlerini kendi kafasında, daha hiç elinde yetki olmadan, bırak yetki olmayı, doğru düzgün rütbe bile olmadan planlamış bir adamdı. Ama Emanullah dediğimiz adam Afganistan'da 1919 yılındaki özgürlük mücadelesi. Bakın Afganistan'daki özgürlük mücadelesi 1919 yılında başlar. Türkiye'deki özgürlük mücadelesi 1919 yılında başlar. Afganistan'daki özgürlük mücadelesi başarıya ulaşır. Türkiye'deki özgürlük mücadelesi de başarıya ulaşır. İngiliz hegemonyasından, İngiliz sömürgesinden kurtulur. Ama orada Emanullah diye bir adam oranın Moğollarına, oranın mücahit dediğimiz asker savaşlarına yenilir. Mustafa Kemal yenilmez. Yani Atatürk Olmasaydı Emonullah'ın başına gelenler bizim de başımıza gelirdi. Eh Emonullah'ın başına gelenler şu anda o gelenlere ne diyoruz? Taliban diyoruz. Yani Atatürk olmasaydı Taliban olacağımızın en büyük kanıtı Emonullah'ın devrilmiş olmasıdır. Bunu bir kenara koyun şimdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştiği Balkan topraklarına ikinci meşrutiyet adım adım büyüyüp başarı sağlıkta kısa bir zaman sonra Osmanlı ne oldu? Osmanlı'nın İslami tepkisi patlak verdi. Yani diyor ya Osmanlı'da hiç İslami tepki yoktu falan diye. 31 Mart ile ortaya çıkan mollalar sokakta peçe takmayan kadınlara saldırdılar. Bu size tanıdık geldi mi? Taliban gibi değil mi? Vekiller öldürüldü, işkence gördü, hükümet binaları basıldı, tiyatrolar kapatıldı. Bu size tanıdık geliyor mu şu anda? Yani son bir aylık Afganistan tarihini takip ediyorsanız bu size tanıdık geldi mi? Mesela bak bir örnek daha vereceğim. Taliban bir komedyeni İslam'da gülmek yok diye katletti biliyorsunuz değil mi? 31 Mart olayında sokakta Karagöz Hacivat oynat, oynatılanlara saldırıldığını biliyor musunuz peki? Ne farkı var? Ne farkı var? Peki 31 Mart isyanı bastıran ordunun kurmay subayı kimdi? Mustafa Kemal Atatürk. Yani Atatürk olmasaydı Taliban olurduk sorusunun ikinci güzel cevabı 31 Mart isyanıdır. 31 Mart isyanı Taliban'ın bugünkü hareketine o kadar benzemektedir ki isyandan bir gün önceki hükümet muhalefeti gazeteler İngilizlerin nasihatleriyle doldur. Bakın isyanı bilen ve ertesi gün isyan olacağını bilen muhalif bütün gazeteler İngiltere'nin nasihat sözleriyle manşetlerini doldurmuşlardır. Bugün Taliban'ın ilk başa geçişini hatırlayın. Hani daha önce 90'lı yıllarda Amerika'nın izlerini görürsünüz orada. İslami tepki hareketlerinin 20. yüzyıl başında hatta daha da gerisinde bile olduğunu bariz kanıtlarıdır bu. O zamanlar bu İslami tepki hareketlerinin hamiliğini İngilizler yapıyordu. Bugün NATO veya Amerika yapıyor. Değişen sanırım sadece bu. Bakın 31 Mart isyanla Taliban, olaylarının benzeşliğini anlatalım ki yani burada Atatürk olmasaydı Talibani bir hareketin nasıl olacağını da görebilirsiniz. Şimdi 31 Mart isyanın ana parolası neydi? Şeriat isteriz. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim Osmanlı şeriatla yönetilmiyor muydu? Evet Osmanlı şeriatla yönetiliyordu. Ama adamlar sokakta kara göz oynatmanın kadınların peçe takmadan çarşaf giymesini bile şeriata aykırı olarak görüyorlardı. Yani din elden gidiyordu onlara göre. Bugün Taliban önceki Afgan hükümetinin yaptıklarını da aynı şekilde şeriata aykırı olduğunu düşündüğü için sonunda sahneye yeniden çıktı. Taliban Afganistan'da şeriat isterken sanki şu anda Afganistan'da demokrasi mi vardı zannediyorsunuz? Hayır. Afganistan zaten şeriatla yönetiliyordu. Onlara göre şeriat çok daha katı. Yani Taliban'a göre şeriat çok daha katı, sıkı ve uygulanması gereken, sıkı sıkıya uygulanması gereken bir sistemdi. Peki 31 Mart'taki İslami tepkine düşünüyordu. Aynı şekilde İttihat ve Terakki'nin şeriatı yumuşattığını, şeriatı delmeye çalıştığını düşünüp şeriatın gelmesini istememe sebebi İttihat Terakki'nin yaptıklarına karşı çıkıyor olmalıdır. Şimdi Emanullah konusuna tekrar geri dönersek. Atatürk'ün önceden kafasında şekillendirdiği 31 Mart Suriye ve Filistin üzerinde e, görerek tecrübe ettiği şeriat karşıtı devriminin yani Mustafa Kemal'in kafasında yapan çekilen devrimin Afganistan'daki taklitinden başarılı olmasını bir diğer etkisi de adım adım ve zamanında yapılmış olmasıdır. Atatürk devrimini ilmik ilmik ördü ve yaptı. Peki ya yapamasaydı? Ya Atatürk olmasaydı? 31 Mart'taki isyanın ilk parolası şeriat isteriz olsa da altında iddia ve terakki karşıtlığı vardır ki bunu az önce söyledim. İddiaçılar 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiler biliyorsunuz. Ülkeyi terk ettiler. Eğer Atatürk o süreçte bir kurtuluş hareketine girmeseydi, ihtimalleri değerlendiriyor şu anda. İstanbul üzerinde olanlar ile Anadolu'da olanlar arasında birçok farklılık olacaktı. En başta Enver, çok rahat bir şekilde Anadolu'daki hareketin liderliğini üstlenecek ve maceracı yapısı nedeniyle ya ülkenin tamamen işgaline ya da sevre razı, razı bir yurda iknaya yatkın olacaktır. Ancak... Diyelim ki Edirne Fatih Enver Paşa bir ihtimal Yunanlıları Sakarya'da yenmiş olsun ya da öyle bir savaşta yenmiş olsun. İzmir'i alabilmesi yine imkansızdı. Başkomutanlık gibi bir harekatı askeri olarak yönetebilecek bir komutan değildi Enver Paşa. Sarıkamış'taki hezimeti buna en güzel kanıttır. Yani Türkiye Batı Ege'nin bir kısmını İtalyanlardan ve Yunanlardan almış da olsa bir iç Anadolu ülkesi olarak kalacaktı. Ermenilere karşı zafer kazanması muhtemeldir Enver Paşa'nın ama yine de istediğimiz neticeye masada erişebilmemiz Yunanlar Batı'da olduğu sürece mümkün değildir. Ancak en önemli sorun patlak verecekti yine. Şeriat isteriz. Şimdi o dönemin Mustafa Kemal'i haricinde Kurtuluş Savaşı yapabilip yapabilip yönetebilecek tek komutanı Enver Paşa olduğu için Enver Paşa üzerinden gidiyorum. Diğer komutanların bu tür bir macerayı bu şekilde yapabilmeleri imkansız olmakla beraber büyük ihtimalle İngiliz mandası ya da Amerikan mandasını istemek konusunda çabalar sarf etmekten başka hiçbir şey yapamayacaklardı. Yani gelirsek kısacası Atatürk olmasaydı elimizdeki tarihi verilerle İngiliz güdümlü bir Taliban'ımız kesinlikle olacaktı. Yerine getirebileceğiniz hiç kimse Ember de dahil şeriatsız bir ülke hayal edemeyeceği için İslam tepkisi eninde sonunda bir Taliban'a çıkacaktır arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Bugün Suudi Arabistan'dan bir Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar hepsini bir Taliban Taliban'la yönetiyorlar aslında. Osmanlı'nın topraklarında olup bugün bağımsız olan kaç İslam ülkesinde Taliban yok? Hepsinde var. Atatürk'ün yaptıkları sadece o zamanı mı değiştirdi diyor zannediyorsunuz siz? O zaman Sevanka'da geri zekalı olmanız gerekir eğer böyle düşünüyorsanız. Bu adamı takip edenlerin bunu sorgulayamayacak kadar saf olmalarını da size bırakıyorum arkadaşlar. Ancak şunu sorun. 31 Mart'ı yapanlar eğer Sevr Anlaşması uygulansaydı sizce susacaklar mıydı? Orada bırakacaklar mıydı? Hiç zannetmiyorum. 31 Mart'ı yapanlar Sevr Anlaşması'ndan sonra daha güçlü bir şekilde ülkede daha sert, daha... Ee keskin bir şeriat isteyeceklerdi. Çünkü bu adamlar 31 Mart isyanında yüzlerini gösterdiler. 31 Mart isyanında İstanbul'daki kadınların çarşaf giymesini beğenmediler. Peçe de istediler. Karagöz Hacivat oynayanları darp ettiler. İnsanların dükkanlarını yağmaladılar. Askerleri öldürdüler. Devlet memurlarını öldürdüler. Vekilleri öldürdüler. Ve bu adamlar eğer sev kabul olsaydı İç Anadolu'da kendileri yöneteceklerdi. Ha Enver Paşa konusuna gelirsek. Eğer Enver Paşa konusunda bir şeyiniz varsa, düşünceniz varsa Enver Paşa gelse diye Enver Paşa'nın yapabileceği en fazla bir İç Anadolu ülkesi yapmaktı. O da yine 31 Martçıların bu şekilde şeriat istemelerine yenik düşecekti. Çünkü Enver Paşa'nın da kafasında şeriat dışı bir şey yoktu. Bunu da şöyle algılayabilirsiniz. Bakın bunu da şöyle size söyleyeceğim. Şimdi Mustafa Kemal İttihat Terakki'nin birçok parti programına katılmış bir insan. Yani İttihat Terakki Nin hem e, meşrutiyetten önce hem de meşrutiyetten sonra, sonraki toplantılarına katılmış bir insan. İddia Terakki pro, Parti programlarında layıklıktan bahseden tek kişi kimdi? Mustafa Kemal Atatürk. Enver Paşa'nın layıklıkla ilgili tek bir görüşü var mı? Yok. Talat Paşa'nın? Yok. Böyle bir istek? Yok. Padişahsız bir ülke isteği? Yok. Bilimi, ilimi ve fenni yol alan bir millet yaratma isteği yok. Bu adamlar iyi komutanlar ama dar görüşlüler. Bu adamlar iyi komutanlar ama siyasetçi değiller. Enver Paşa bile gelmiş olsaydı ve yapabileceğinin en iyisinin en iyisini bile yapmış olsaydı şu anda İç Anadolu'da bir Taliban'ınız vardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü Enver Taliban'ı desteklemese de 31 Martçılar Enver'e yaptıklarını bir daha ya ember varken ya ember yokken öldükten sonra yapacak ve ülke layıklığı benimseyememiş olan nesil hala şeriata hala İslami annelere göre yönetilen devlet ister istemez katı bir şeriata yönelecekti. Bunun kaçarı yok. Ha, bitirmeden bir not. Peki bu kadar nasıl emin olabiliyorsun yönleneceğine dair? Onu da not da vereyim. 31 Mart isyanını yapanlar içerisindeki isimlerden bir tanesinin o zamanki adı said Kürdi'ydi. Sizce Atatürk olmasaydı bu yabaz Taliban gibi olur muydu? Bunu bir düşünün. Türkçe Kur'an'a bile kafirlik diye bakan bir adamdan her türlü yobazlığı beklersiniz. Bu adamlar şimdiki neonurcuları bile bakın o kadar zaman geçmiş layık bir ülkede ee, büyümüşler. Yani seküler bir ülkenin sistemi içerisinde ancak 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 bu kadar hani biraz biraz hani böyle böyle şeye e, uygun hale gelmiş olanların bunları bile bir kızın elini tutmayı bile haram günah sayan nesiller yetiştirdi bu said Kürdi denilen yobaz herif. Sizce Atatürk olmasaydı daha mı beterini yapacaktı? Bence daha beterini yapacaktı. Belki de Taliban'ın kurucusu olacaktı bu said Kürdi. Ya da onun gibi düşünen birkaç tane yobaz. Şeyh Said gibi. Evet arkadaşlar burada bunu bitiriyorum. Ben Sevan hani hassiktir demiş ama aslında ona hassiktir demek lazım. Neyse Kemal abim söylemişti. Kemal sonra bir kere daha bunu dinleyip öyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Bu bu son e, söz e, Sevan adındaki pislik adama gitsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siktir lan. <laughs>